Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere biraz ketojenik diyet nedir? MCT burada neden önemlidir? MCT ne demektir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda yakıt kaynağı olarak, alternatif yakıt kaynağı olarak da hem MCT hem de maça çayı nedir? Yeşil çay ekstresi nedir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Gelin detaylara birlikte göz atalım. Ketojenik beslenme aslında düşük karbonhidratlı beslenme olarak da nitelendirebiliriz. Vücudun açlık mekanizmalarına benzer bir şekilde beslenerek vücudun keton dediğimiz bir molekülü sentezlemesini sağlayarak bazı sağlık faydaları elde etmeyi amaçladığımız bir beslenme şeklidir. Özellikle ketonlar beyne direkt geçebilen moleküller olduğu için bu beyinle ilgili durumlarda bize ekstra fayda sağlamaktadır. Ketojenik diyetin ilk defa uygulandığı ve aslında keşfedilmesini sağlayan ve üzerinde birçok çalışma yapılmasını sağlayan durumlardan bir tanesi de epilepsi hastalığıdır. Ketojenik beslenildiği takdirde oluşan bazı keton cisimciklerinin epilepsi hastalarında nöbet sayısını azalttığı ve hastalık semptomları üzerine olumlu faydalar sağladığı gösterilmiştir. Buradan yola çıkarak keton cisimleri aslında beyne direkt olarak geçebilen ve beynin yakıt olarak kullanabildiği moleküller olduğu için Alzheimer gibi, odaklanma sorunu gibi veya otizm gibi durumlarda da ketojenik beslenmeden fayda görülebilmektedir. Ketojenik beslenme döneminde vücudun açlığa maruz bırakıldığı dönemlerde enerji yoksunluğuna girmemek için Özellikle yağ asitlerinden zengin beslenmek önemlidir. Burada direkt olarak karaciğerde ketonlara dönüşme yeteneği daha kolay olan MCT dediğimiz yani Middle Chain Triglycerid olarak kısalttığımız orta zincir trigliseritlere önem kazanmaktadır. Karbon sayısı 6, 8, 10, 12 adedinde olan trigliseritlere biz orta zincir trigliseritleri adını vermekteyiz. Burada özellikle 8 karbonlu olan kaprilik asit direkt karaciğerde metabolize olabilmesi ve keton cisimciklerine dönüşme kapasitesi daha yüksek olduğu için daha da önemlidir. MCT kaynağı olarak Hindistan cevizi yağı veya palm yağı gibi bazı kaynaklarda MCT'yi desteklediği için kullanılabilmektedir. Ancak burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Hindistan cevizi yağındaki MCT oranı yaklaşık %50-%60 oranındadır. Burada tabi Hindistan cevizi yağının kaliteli olup olmaması, nasıl imal edildiği veya saklama koşulları, raf ömrü gibi bazı soru işaretleri de önem kazanmakta. Ancak en kaliteli Hindistan cevizi yağında bile bu oran %50-%60'ı geçmemektedir. Kalan %40'lık, %35-%40'lık kısımda uzun zincirli yağ asitleri olarak nitelendirdiğimiz yağ asitlerinden oluşmaktadır. MCT'ler içinde de özellikle 12 karbonlu olan laurik asit burada yoğunlukta bulunmakta. Yani 8 karbonlu, 10 karbonlu MCT'ler Hindistan cevizi yağı içerisinde oldukça küçük bir kısmı oluşturmaktadır. Ancak Hindistan cevizinden elde edilen MCT, saf MCT takviyeleri bize yüksek oranda 8 karbonlu MCT sağlayabilmektedir. Burada da %97, %100'e yakın oranda 8 karbonlu yani kaprilik asit içeren MCT takviyeler Hindistan ceviz yağına göre ön plana çıkmaktadır. Özellikle 8 karbonlu MCT'den yani kaprilik asitten fayda gördüğümüz diğer durumlardan bir tanesi de bağırsakta kandidiyazis varlığıdır. Çünkü mantarlar özellikle karbonhidrattan zengin beslenildiğinde üremek için uygun ortam bulmaktadır. Ancak hem ketojenik beslenme hem özellikle kaprilik asitin yani 8 karbonlu MCT'nin antifungal etkisinden kaynaklı olarak bu alanda da biz ekstra fayda görebilmekteyiz. Yine ketojenik beslenmenin artılarından bir tanesi de yağ yakımını desteklemesidir. Aslında yağ tükettiğiniz halde yağ yaktığınız bir beslenme şekli olarak da ketojenik diyeti tanımlayabiliriz. Yine yağ yakımını destekleyen en önemli doğal desteklerden bir tanesi de yeşil çay. Yeşil çay özellikle içerisindeki polifenoller sayesinde bunlara kateşin diyoruz. Kateşinlerin bir alt grubu olan epigallokateşin gallat dediğimiz polifenol ise özellikle bu anlamda daha da bir önem kazanmaktadır. Tabii yeşil çay olarak da bunu tüketebileceğimiz gibi yani beslenmemize siyah çay yerine yeşil çayı dahil edebileceğimiz gibi yine takviye olarak da yeşil çay ekstresinden özellikle fayda görülebilir. Yani sizin 10 bardak 15 bardak yeşil çay tükettiğinizde alabileceğiniz bir polifenol miktarını direkt olarak ekstra olarak aldığınızda tek seferde bu faydalardan faydalanmış olabiliriz. Burada özellikle her yeşil çay ekstresi de aynı değil. Maça çayı dediğimiz bir kavramdan burada bahsetmekte fayda var. Camellia sinensis bitkisinin hasattan önce üzerinin örtülerek korunmaya alınmasıyla oluşan ve içeriğindeki polifenollerin maksimize edilmesini sağlayan yöntemle elde edilen çaya biz maça çayı diyoruz. Maça çayının içerisindeki hem polifenol miktarı daha fazladır aynı zamanda içerisindeki klorofil miktarı da bir o kadar fazladır. Diğer klasik yeşil çaylarla karşılaştırıldığında. Bu anlamda da maça çayından elde edilen bir yeşil çay ekstresi bize epigallocatechin gallat miktarı olarak ekstra fayda sağlamaktadır. Epigallocatechin gallat özellikle COVID'den sonra bağışıklık faydalarına daha da bir hakim olduğumuz polifenol olmasının yanında Aynı zamanda insülin direnci, kolesterol sorunu ve metabolik sendrom gibi kardiyovasküler hastalıklar gibi durumlarda da bize fayda sağlamaktadır. Üzerinde yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Aynı zamanda yine yağ yakımını destekleyen ve vücuda enerji kaynağı oluşturan doğal bir bileşendir. Bugün sizlere kısaca ketojenik diye nedir? tabi detayları ileride ketojenik diyet için apayrı ve daha uzun bir video yapabiliriz. Ancak ketojenik diyette özellikle bize fayda sağlayan onun dışında beyinle ilgili durumlarda bize fayda sağlayan MCT grubu nedir? Orta zincir trigliseritleri kavramı ne demektir? Ve yine doğal enerji kaynaklarından, doğal bağışıklık Kardiyovasküler sistem ve yağ yakımını destekleyen bir kaynak olan Polifenollerden Ve polifenol miktarı en yüksek bitkisel desteklerden olan Maça çayından elde edilen yeşil çay ekstresinden de Kısaca sizlere bahsetmiş oldum Gelecek videolarda yeniden başka konularla Sizlerle birlikte olmak dileğiyle Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan erkenden haberdar olabilirsiniz aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da DM üzerinden her zaman bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya gayret gösteriyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.